Olur mu öyle şey? Yani kul hakkını yer ama bir gerekçesi vardır, mantığı vardır. Allah affeder. Veyahut hakikaten günaha girer de Allah affedebilir. Yani günah niye affedilmesin? İşte var, kul hakkıyla bana gelmeyin der diyor Allah diyor. Ne alakası var? Kul hakkı, Allah'ın hakkı vardır. Kul hakkı diye bir şey olmaz. Allah'ın hakkı vardır. Kulu kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Kula o kaderi kim veriyor? Allah veriyor. Kula o hatayı kim yaptırıyor? Allah yaptırıyor. Kul hakkı dekler. Ne demek kul hakkı ya? Allah'ın hakkı vardır. Sadece Allah'ın hakkı vardır. Allah'a karşı yanlış yapmıştır. Kula zulmeden Allah'a karşı zulüm yapıyor demektir. Kula kötülük yapan Allah'a kötülük yapmış olur. Mesela katlediyor. Allah'ın yarattığını katlediyor. Allah'a karşı bir zulümdür bu. Allah'a karşı suçtur. Kul beni niye öldürdün diyemez. Allah ona sorar. Sen benim kulum niye öldürdün der. Benim yarattığım. Dolayısıyla onlar biraz yanlış anlaşılan konular. Allah affettikten sonra konu biter. Evet. Filmi izleyebiliriz.